Deme Yiğit burada mı? Daha gelmedi paşam. İyi. Gelince ona bir çift lafım var. Ondan sonra o tesbih kopacak. Zaten kim bize sual edecek ki? Adam ölü. Kızım, bu iş senin. Lakin onu sırtından vur. Sırtından vur ki kaçarken öldüğünü düşünsünler. Ne oldu ki paşam? Yahu bu adamı öldürmemek için bana tek bir sebep söyleyin. Bir tane sebep! Ah! Ne Yiğit efendi? Sana verdiğim tesbih. Alayım. Efendi, sen bu tesbihle dert çekmişsindir. Biz senin derdini çekmeyelim. Sizi tuzağa düşürmüşler paşam. Fotoğrafı çekeni takip ettik. Kaybettik ama dükkanında yakaladık. Fotoğrafları gazetecilere verecekti. Hepsini aldık. Şimdi bu fotoğraflardan kimse de yok. Büyük kıyak. Çok büyük kıyak. Hele ki seni öldürmeyi düşünürken bu yaptığın büyük kıyak. Cesetlere kurşun işler mi bilmem de. Neden paşa? Yahu Meyyit efendi. İmha etmemiz gereken afyonu sattığımızı söylemişsin hünkârımıza. Çok nahoş bir durum bu. Nahoş. Ben sultanımızın emrindeyim. İtaatim de yalnızca onadır. Ne yapsaydım? Gelip sorabilirdin Meyyit efendi. O gemi battı. Haberin var mı? Yok. Biz o paraları yaktık. Bunun haberin var mı? Yok. Biz hünkârımıza karşı gelmeyiz. Bundan haberin var mı? Yok. Meyyit efendi, bu kadar yokun içinde biz neye var diyelim? Biz gördüğümüz hatayı sadakatimizi teslim ettiğimize söylemekle memuruz. O benim sadık dostum. Benim arkamdan iş çevirmeyiniz. Eğer bir hatamızı görürseniz gelip bize sual ediniz. Verdiğimiz cevap sizi tatmin etmez ise eğer, o zaman sahip kıran efendime gidiniz. Böylelikle neyi hasıl etmiş oluruz? Huzuru. Vallahi de, billahi de bizim isteğimiz huzurun bahçesine bağdaş kurup oturmak. Bu